Günaydın arkadaşlar. Bugün Çamlıdere Yaylası'ndan Aluç Dağı'na, oradan da Soğuk Su Milli Parkı'na geçeceğiz. 4 kişiyiz. Hava çok güzel. 2-3 derece. Orman bayağı yüksek. Direkt tırmanışa geçeceğiz. İki tepeye tırmanacağız. Oradan aşağı doğru ineceğiz bakalım. Biraz da 1 ile 2 arası girmek yasak dedi. Tamam, buradaydı burada. Onlara girmek yasak dedi. Elden şimdi evet. Sertleşmiş kar üzerinde gidiyoruz. Aşırı dik orman, oldukça zorlayıcı. Ha, 200 metre oldu. Nefes nefese kaldım. Evet, yaklaşık 200-300 metre tırmandık. Açı çok dik. Sık orman. Kar yer yer dize kadar derinlik var. Yer yerde donduğu için içine girmiyor yani. Nerede batacağını anlayamıyoruz. Aa, güneşli. Güzel kuşlarmışlar. Ötüyor, bizden başka kimse yok burada. Oradan sola bağlanırız. Şurayı bulmak istedim. Buradaki kalısı yapmayacağız. Efendim? Kar mı girdi? Girmişti. Bu arada cebimdeki su patladı. Biraz birkaç yudum. Su pantolonun içine aktı. Arabanın anahtarına inşallah bir şey olmamıştır. Evet, birinci zirveye çıktık. Biraz dinlendik. Şeyler atıştırdık. Yol bayağı zordu çünkü 70 santime kadar kar vardı ve çok dik bir tırmanış yapıyorduk. Kar sert. Bastığın zaman hemen düşmüyor. Bir süre sonra düşüyor. Yani 70 santim içeri girdikten sonra da geri bacağını oradan çıkartmak pek kolay olmuyor. Bazen dizin üstünden çıkıyorsun. Burası birinci zirveydi. Biz 100 metre iniş yapacağız. Buradaki tarafta biraz sulanmış. Biz açılmış yoldan gidiyoruz. Ben arkadan gidiyorum. Mert'le Ahmet. Evet. Gördüğünüz gibi bu kadar derin. Mert'le Ahmet yolu açıyor. Burada biraz da yani burada ekipmansız yürümek gerçekten zor. Ben kayak pantolonumu giymiştim. İlk giymişim. Bir de tozluk var. Tozluk bu da hayat kurtarıcı. Yani ayakkabıdan neredeyse daha önemli çünkü. Direkt üstten su almanı engelliyor. Geçen iki ışıklarında biraz zorlamıştı beni. Gene de iyi idare etti.
Tozluksuz. Böyle yollarda batonla biz batonla kullanıyoruz ama kar derin olduğu için direkt saplanıyor gidiyor. Karın altına yer yer ağaçlar var. Oralar batmıyor. Ağaçların kenarları da çok derin oluyor. Of. Evet, dizimi geçti. Buranın karı biraz daha yumuşakmış. Dün herhalde buraya biraz kar yağmış. Orada yüksekmiş be. Orada yüksekmiş diyorum. Bu kadar yok, yarısı kadar falan. İyi hadi bakalım. Belime kadar gömüldüm.
Burası gerçekten derinmiş ama. Şuna bakın. Of. Yani burada ayağına su girmemesi imkansız gibi gözüküyor. Üstten falan. Ama tuzlukları gayet işe yarıyor. Pantolon da su geçirmez. Kayak pantolonu olduğu için. Gayet iyiyim. İçime şaşaldan su dökülmesine rağmen. Şu an onu hissetmiyorum. Halbuki bu havalarda kaldı. Hipotermi bile geçirebilirsin yani sandığın zaman. Hava iyi ama 6 derece falan. Değneğim kırıldı. Değneğim kırıldı. Bilekleri bayağı yürüyor, yürüyor. Evet, burası daha yol. Oh. Burası çok derin. Daha yolu bile gördüğünüz gibi. Ne kadar derin. Hadi şöyle bir gelin de bir top top. Ben görüyorum telefonu. Yoldan mı devam ediyoruz? Nasıl yapıyoruz? Yok, her şey öyle. Gözlüğü taksam mı acaba ya? Biraz ormana gireceğiz. Şimdi ormana gireceğiz de tepenin arkası, tepe biraz açık. Burada sıcak bir yemek molası veririz. Tamam. Kahvede ihtiyacım herhalde. Baletimizi yaparız. Sonra iniş. Ya iyiyim de uzun zamir. Pantolon açılıp duruyor ondan da. Sen de öyle. Ama yani kalbimizde ısınır. Güneş de var. Daha iyi de olsam olamaz yani. Devam ediyorum.
Çok güzel değil mi buraya? Evet. Elleymemiş gibi. Aynen. Başka bir şey izi olsa da açılır ya bu zamanda böyle geniş. Açıldı mı? Efendim? Açıldı mı? Ha biraz diğer bota göre ayarlıydı da. Bunu fazla tutmuyor. Buranın kayrı çok derin ya. Direkt gömülüyorsun. Hava çok iyi denk geldi bence ya. Oh. Abi sürekli kayıt alıyor musun? Şu an alıyorum. Sen almıyorsun bunu. İlk başta almadım da zirveden sonra almaya başladım. Nasıl kalkacağım? Buradan sonrasında emekleyerek çıkacağız. Ahmet oğlum ne kadar sıkıyorsun ya? Ben bakıyorum ben abi çok sakat. Ne geliyor zaten? Tamam. 30 metre. Yumuşak kar daha zormuş ya. Bata çıka gidiyoruz. Ne daha zormuş? Yumuşak kar. Dibine kadar batıyoruz. Ötekinde biraz batıp duruyordun. Geçenkinde daha rahattı değil mi? Ha o. Hiçbir şey bunun yanında ya. 30 santim falan değil mi bak. Orada bekleyeceğim. Ahmet nasıl çıktı orayı ya? Kırdım peşinden çıktı yine. Ahmet yavaş Ahmet. Terini silemiyorum. Buraya ofrat araçlar için müsait mi acaba? O zirve mi? Güzel yankılanıyor abi. Evet, ikinci zirve. Oradan çıktık. Oldukça yorucu bir kar. Daha yumuşak, taze.
Ve daha çok batıyor. Bizim için zirve. Oh. 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 Kestirmeler ve çarta da göründüğü gibi kolay değil. Kalkamadım. Geç geç. Şuradaki dağdan geldik. Şuradan tırmandık sanırım. Aluç Dağı burası mı oluyor? Yok. Abi arkada bir tepe var. Asıl tepesinin orası oluyor. Asıl... Ama orası açık değil sanırım. Aynen, orasının manzarası kapalı. Yani burası açıklık ya. Sanki özellikle açılmış gibi duruyor bana burası. Daha büyük ihtimalle. Ya şu yangın gözetleme kuleleri var ya, onlar için herhalde. Çünkü tam dibindeki ağaçlar, yani geniş ağaçlar, öyle küçülmemişler daha. Evet arkadaşlar. Asıl zirveye dolaştık. Sessiz, sakin. Bizden önce gelen kimse olmamış, ayakta yememiş. Hava güzel. Yani şöyle baktığınız zaman hiç kar yokmuş gibi gözüküyor. Tepelerde, ağaçların üstü karlı değil çünkü. Ama yaklaşık 60-70 santim karla kaplı ve yumuşak sakar. Yani belinize kadar batıyorsunuz yer yer. Ama biraz sertse burası sertmesin. Yani burası da 60-70 santim vardır istiyorum çünkü burası. Ama sert olduğu için batmıyor. Ve güneş bu kadar tutuyor ki insanın gözünü. Her taraf bembeyaz olduğu için. Şimdi güneş gözlüğümü takmak zorunda kalacağım. Geçen sefer gözlerim yanmıştı. Bayağı bir yer gözüküyor. Zaten yalnız bir gözetleme kulesi olduğu için her yeri görebiliyorsunuz. Biz şu tarafa doğru gideceğiz. Burada yukarısı soğuk bu sanırım. Şöyle gideceğiz bakalım.